Ben geldim uzay gemisi. Sen neredesin? Bir Moğol gemisi. Degas'ı neredeyse 10 yıl önce kaybolmuş. Allah! Allah! Lan! Git! Eşek sıpasına bak ya! Merhaba arkadaşlar, Subnautica'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben kayda girmeden önce bıçağımı değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Bakın. Fakat Cyclops'un parçalarını da şöyle göstereyim ben size. Nerede? Ya bu şeyde yüzgeçleri değiştirdim arkadaşlar. Geliştirme istasyonu yaptığım için. Fakat Cyclops'u bir türlü bulamadım. Kaptan Köşkü'nü buldum. Zaten gövde tasarımı yapmıştık bir önceki bölümde bildiğim kadarıyla. Cyclops'un bir parçasını daha bulduydum. Herhalde bulduydum arkadaşlar. Kafam karıştı çünkü. Yani bir parçası kaldı. Yani nerede? Bunu pek çok aradım ama bulamadım. Daha da fazla uğraşmadım arkadaşlar. Diğer bölümlerde biraz daha uğraşırım. Gemiye girelim istiyorum bir an önce. O zaman hazırsanız bu bölümde gemiye geçelim. Arkadaşlar burada böyle yüksek yerleri yani yüksek dedim ve bayır gibi o tarz böyle yerlere çıkarken dik yerlere çıkarken zıplayarak çıkmanız bir avantaj. Yani daha hızlı çıkıyor gibi. Böyle daha yavaş gibi sanki. Buralardan geçiş yok. Şurayı denemiştik arkadaş. Orada yoktu. Şuralara falan baktıydık diye hatırlıyorum. Arkadaşlar şurada da bir şey var. Tedarik sandığı. Güzel. Arındırılmış su aldık. Simosumuz orada. Güzel aydınlık. Buradan nerelere gidiyor? Nerelere götürecek oyun bizi? Bu bölümde bakalım. Girebilecek miyiz içeriye? Bayağı deprem ya burası. Deprem bölgesi bildiğin. Acayip sallanıyor. Acayip sarsıyor. Yol buradanmış herhalde ya. Bak. Bir dur. Bir dur yakarım sizi. Arkadaşlar bu bıçak. Gerçi birçoğunuz biliyorsunuz gibi geldi bana. Bir dur ya. Seni yakayım mı? Gel lan buraya. Ah yanarsın işte. Manyak bir dur. Arkadaşlar böyle balıkları falan böyle sağ tıkla yaptığınız zaman direkt yenilebilir hale getiriyor. Pişiriyor yani. Ya bir dur be. Yangın söndürücü de varmış. Güzel. İlk yardım çantasını aldık. Arkadaşlar sanırım buradan giriş yapacağız. Bu neymiş? Tamam. Şurayı ben biraz düzenleyeyim. Yangın söndürücü şöyle 5'e aldım. Tamam. Arkadaşlar çekme itme silahıyla ilgili konuşma yapmışlar. Bir de şurada itme, çekme itme dedim. İtme değil falan diyor. İtme silahı mı var ki ya? Neyse. Ona bakacağız. İlerleyen bölümlerde. Çekme itme silahımız zaten bizim burada. Şimdi üçüncü kargo bölmesiymiş burası. Peki burası neresi? Bir de buraya bakalım. Her yeri inceleyelim arkadaşlar. Yani ne olur ne olmaz bir şeyler buluruz. Hoppa yanmayalım. Burada da yer var. O zaman sağ taraftan da girince ilk önce sağa girdik arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi buralara baktık. Buralara bakalım bir şimdi. İyice inceleyelim. Bu neymiş? Döner koltuk varmış. Alırız. İnceleyelim. Yaparız. Bir şey var mı? Hop bu ne? Hop. Nasıl alacağız? Pil. Al hadi. Aldım. Başka bir şey yok. Bu ne? Veri terminal veriyi indir. Bir tane veri aldık. Tamam bakacağız. Tamam. Bunlar ne? Bir şey değil. Bir tane daha PDA var. Bakacağım ona da arkadaşlar. Bir saniye. Afiş varmış. Alayım hadi. Eğer başka daha önemli bir şey almamız gerekirse bunu bırakabiliriz. Şimdi. Buna bakmıştık. Bizim demin aldığımız neydi? Biz buraya
buraya gönderen şirket Altera şirketi arkadaşlar. Faz geçit teknolojisi taşıyan yeni yapılmış ana gemi olan Aurora'yı yayılma amacıyla uzayın en ücra köşelerine gitmek üzere fırlatacak. Bu arada biz yanıyoruz mu? Yok, yanmıyormuşuz. Faz geçidi teknolojisi taşıyan dediğine göre bu ışık hızı arkadaşlar, büyük ihtimalle yani bir nevi ışınlanma gibi bir şey, yani çok yüksek hızda seyahat etme. Moğol şirketlerinden falan bahsediyor. Neyse, tamam. Şuradan bir şey yapalım, çıkalım. Şuradaki PDA'yı da alayım. Notlara gelmiş. Sonunda buradayız. Açık uzayda maden gemileri yollamak. Maden gemileri yollamak, daha pahalı gemiler ve daha süslü faz geçitleri kurmak amacıyla Gökada'yı geçtik. Gökada'yı mı yoksa kendimizi mi tüketmeye çalışıyoruz demiş. 18.06 Yu'nun doğum günü. 40 hafta eve gitmem için kalan zaman. 400 hafta eve gitmek için hissettiğim kalan zaman. Yetersiz Altera'nın bana ödediği kredi. 1454 kargo bölümü şifresi. Bakın. Burası önemli. Şimdi buradan işimiz bittiğine göre çıkabiliriz. Hep bir şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum. Ama veri indiremedik. Bir kez daha. Bir seferlik bir sanırım. Arkadaşlar sağ tarafta işimiz bitti. O zaman ileriye doğru gidelim. Gidelim görelim neler varmış neler yokmuş. Yönetim kısmını hallettik böylelikle. Üçüncü kargo bölmesine gidiyoruz. Geliyorum. Şuraya gidemiyoruz mu? Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi açtık. Ne varmış abicim burada? Pil varmış. Güzel. İyiyim. Yani tekrardan base'imize gitmeye gerek kalmayacak böylelikle. Bayağı tedarik sandıkları işimizi görecek gibi. D. D'si de var. Ben buraya nasıl açacağım? Dur lan. Şuradan geçelim. Hop ya kardeşim sen de gel. Ama gel şuraya. Abicim buralarda yaratık falan yoktur değil mi? Şuradan ben bir su içeyim, susadım. Oo, su kalmamış arkadaşlar bizde. Eyvah eyvah. Vallahi sıkıntı oldu şimdi bak ya. Abicim nasıl su kalmaz? İlginç. Hakikaten çok ilginç. Aa, bura ne? Bir dakika, bize bir şifre verdiydi. O mu? 1454 mü? Güzel. Ben geldim uzay gemisi. Sen neredesin? Şimdi şuradan binelim. Hoppa. Bir acil tedarik sandığından çıkacak su lazım arkadaşlar. Bayağı lazım hem de. Buralarda bir şey yok. Bir atlayalım hoppa. Buralardan da şöyle hop. Hoppa tamam güzel. Devam devam devam. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Hadi su hadi su hadi su hadi su. Abi tamam besin öbeği de iyi. Değil mi? Su lazım lan bize. Abi şimdi buradan tekrar bizi yorma ya. Vallahi bak tekrardan şeye gitmeyelim şimdi. Base'e falan dönmeyelim. Dur kardeşim. Ha tamam şurada indik. İndik mi? Aynen. Bunlara bir işe yarıyor mu? Yok. Tamam devam. Şimdi tedarik sandığı lazım. Cyclops motor parçasıymış. Bak bak. Daha abi motor parçası mı çıktı ya? Biz bu Cyclops'u nasıl yapacağız? Nasıl bir şeysin sen? Nasıl bir makinasın kardeşim? Nasıl bir araçsın? Şimdi hiçbir şey yok mu ya? PDA'yı buldum. Tamam aldım. Öte devlet geçmiş Altera şirketi diyor. Hemen bir hızlıca bakalım. Federasyonda uzay yolculuğu teknolojilerinin ve tüketici elektroniğinin en büyük tedarikçilerinden biri. SAP'ın resmi destekçisi. Yok adının en iyi işverenleri arasında sürekli yerini koruyor. Yaşamına 22. yüzyıl ortalarında savunma sistemleri üreticisi olarak başladı. Ulusal söz. Ulusal sözleri hak ettiğine sahip ol diye ulusal sözleri varmış. Öte devlet geçmişi Altera şirketi. Çoğu öte devletin kökleri dünyada olmasına karşın Altera sözcük anlamı dünyadan anlamına gelen adı alabilecek kadar kibirlidir. Gene anlamına gelen bu adı alabilecek kadar kibirliymiş falan filan diyor arkadaşlar.
Tamam. Evet. Su bulmamız lazım. Su bulmamız lazım. Şuralarda bir gideyim hemen hızlıca. Bir de çok yavaş yürüyor ya bu. Bayağı yavaş yürüyor. Şuralarda falan var mı? Yine not mod falan. İleride belki şifre falan yine çıkarsa karşımıza diye bakıyorum. Yok. Herhalde yok. O zaman atladım kardeşim. Hop. Of be, bayağı canım yandı. Baya baya. Şurada bir şey var mı ki? Yoktur ya. Devam. Kardeşim hala su yok. Bak. Bir saniye aklıma bir şey geldi. Ama bu sadece yiyecek veriyormuş ya. Su da veriyor mu ki diye düşündüm de. Arkadaşlar daldık böyle ki. Şurada bir tane daha. Hadi su. Hep besin öbeği veriyor ya. Bunlar ne? Abi ben sizi yiyebilir miyim? Gel bakayım buraya. Allah bak, yedim mi? Abi ben sizi yemezsem yandım o zaman ben ya. Şuralara bir bakayım. Burada hiçbir şey yok. Tamam, devam ediyorum. Burada onlar olacak bir yer var. Şuralara şöyle hızlıca bakayım. Oo, burası bayağı karışık arkadaşlar. Şimdi burası üçe ayrılıyor. İtici odası ileride. C-Mod bölgesi. C-Mod bölgesinden başlayalım. Sağdan yine aynı şekilde. Onlar nerede? Onlar. Onların maliyetini aldım. 3 al, 4 aldım şimdilik. 4 aldık. Çabuk. Abi su beni şu an bayağı geriyor ya. Hem su bulmam lazım ya. Açıl kapı. Su ver bana. Lan su mu yok ya? Kardeşim tamam, PDA'yı aldım, sana gerçek odası kaydı diyor. Bu neymiş? C-Mod derinlik modülü mü? Neyse aldık bir şey. Derinlik modülü derken 200 metre mi ne inebiliyor herhalde C-Mod, sonra ezilme yaşıyor. Ondan daha mı derine ineceğiz acaba? C-Mod parçalarına gerek yok, zaten C-Mod'umuz var kardeşim. Bana su ver ya. Abicim şaka gibisiniz vallahi billahi bak ya. Su mu yok? Şunları falan açamıyoruz mu? Kaç 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 çabuk o zaman, buralarda oyalanmayalım. Simot bölgesi bitti böylelikle, şimdi sol taraftan devam ediyoruz, sonra da ileriye gideceğiz. Aynen. Burası Suban bölmesi, soyunma odası vesaire diyor. Suban derken keseceğiz. Hemen kesmeyi alalım. Lazer kesici 5'e aldım. Hadi ilk siftahımızı yapalım. Kesilmiyor. Pardon, elimde değilmiş. Hemen kesiyorum. Oo, bayağı gözümüzü arkadaşlar, dua edin. Su bulalım. Yoksa var ya bayağı yani şey olacak. Sıkıntı olacak bize. Of be. Yanmayalım şimdi. Hop, geçtim bile. Su lazım. Beyler bayanlar, su lazım. Tamam. PDA orada alacağım. Bir dakika, ben PDA almıştım ya herhalde. Neyse şunu alalım. Moğol gemisi Degassi'nin mürettebatı. Son bilinen konum Ariadne Arm'da 45-46B gezegeni yakınları falan filan, görev özeti. Bir Moğol gemisi Degassi neredeyse 10 yıl önce kaybolmuş. Arkadaşlar hala su diye, bak çıldıracağım şimdi, bak bağıracağım ya. Abi pil veriyorsun da işte bu. Wow, su. Su su su. Oh be. Şimdi rahatladım arkadaşlar. Suyu aldık. Şöyle biraz daha bakalım etrafa. Kafam bayağı şu an karıştı. Nereden geldik? Şunu da aldım. Ben nereden geldim? Allah, yanmayalım. Ben buradan geldim. Tamam, buradan geldim. Şöyle bir kere inceliyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Sana PDA buldum. Tamam. Suban bölmesi yukarıdaymış arkadaşlar. Ben nereden geldim ya? Buradan geldim.
Şimdi devam ediyorum. Suban bölmesine doğru PDA'yı okuyacağım. Hatta hemen unutmadan okuyayım. Arama kurtarma görevi. Tabii ben bunu okudum. Aynen ben bunu okudum. Bunu da okuyacaktık arkadaşlar tabii ya. Şöyle yapayım da ışık gelmesin. Ya ışık geliyor. Şöyle yapayım. Heh. Sanal gerçeklik odası kaydı. Program yükleniyor. Issız ada drama nokta vrat. Boyut 3 oyuncu. Kaynaklar normal. Oyuncular sahilde ortaya çıkıyorlar. Oyun mu? Anlamadım. O zaman okuyalım. Birinci oyuncu beklenmedik yüksek bir dalga tarafından sürüklendi. İkinci oyuncu, üçüncü oyuncu ile 10 krediye Hindistan cevizi takas etti. Üçüncü oyuncu Hindistan cevizini ekti. Oyuncular acıkmaya başladı. Üçüncü oyuncu bir Hindistan cevizi ağacı yetiştirdi. Üçüncü oyuncu Hindistan cevizini yedi. Üçüncü oyuncu artık aç değil. Üçüncü oyuncu ikinci oyuncu ile 30 krediye Hindistan cevizi takas etti. İkinci oyuncu Hindistan cevizini yedi ama hala aç. Üçüncü oyuncu ikinci oyuncu ile bir Hindistan cevizine çadır takas etti. Üçüncü oyuncu çadırın içinde uyuyor. İkinci oyuncu üşüyor. Gece çöktü. Geçen bir gemi takas öneriyor. İkinci oyuncu 30 krediye bir tüfek takas etti. Üçüncü oyuncu uyurken başına iki el ateş edildi. Oo, ikinci oyuncu kazandı. İkinci oyuncu soğuktan ve açlıktan öldü. Uf, kafam karıştı bayağı yani ya. Su, oh, amanın su tüketelim. Yine su sıkıntısı verdi ya. Ya uf, oh abi. Abicim şurayı hemen onaracağım. Onaralım o zaman. Ya su, ben bilseydim böyle olacağını var ya bayağı su alırdım ya. Aynen biz buraya geldik. Burada da bir şey yoktur. Su yok mu su? İki lafımdan biri su oldu. Kusura bakmayın ama yani ben bayağı tedirginim. Çünkü buradan dönmeyelim geri istiyorum. Elektrik var ama. Hoppa. Hoppa. Allah. Bir şey yapmıyormuş elektrik. Tamam. Korkulacak bir şey yok. Hiçbir mi yapmaya acaba şu? Hop ne oluyor? Elektrik çarptı işte bize. Demin yapmadıydı. Demek fazla yanına sokamadığı sürece sıkıntı yaşatmıyor. Aşağılarda bir şey yok herhalde. Hop, bir saniye. Abicim nasıl çıkacağız? Allah kaldık mı? Hadi. Hah. Bunları da sanırım şey yapacağız. Çekeceğiz, içeceğiz, içeceğiz, çekeceğiz. Şöyle gel bakayım. Güzel. Kardeşim sen şuraya git. Heh. Burada bir şeyler var. İnceleyelim mi? Ne oluyor ya? Heh. Suban giysi parçası. Arkadaşlar bu ne böyle? Büyük bir kıyafet bu. 4 tane olması lazımmış. Dur bakayım. Şurada da var. Burada var mı? Burada da var. İnşallah böyle kolay olur ya. İnşallah uğraştırmaz. Şununla beraber. 3. Aa burada yok muydu? Ha, burada yokmuş. Tüh. Kötü oldu. Ateş bir dur. Aa şurada var. Aynen orada var. Şuraya bir atlayalım. Hemen de canın yan. Hemen de canın yan. Nereden atladık abi? 2 metrelik bir yerden atladık. Kara kutu nedir ya? Suban giysisini oluşturduk böylelikle. Fakat
Fakat. Arkadaşlar, aa, tedarik sandığı mıydı şöyle bir? Tedarik sandığı mı gördüm? Abi herhalde. İnşallah. Ya şuraya çıksana lan. Heh. Hadi su. Ya bu ne ya? Abi siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Burada da depolama modülü aldık. Yahu kardeşim. Yahu kardeşim. Aa, yandık. Biraz da can dolduralım ya. Ama su bizi bitirecek. Maalesef su bizi bitirecek. Neyse arkadaşlar, burada da bir şey yok. Yani sanırım yok. Ben nereden geldim? Buradan geldim. Bayağı da kafa karıştırıyor yalnız ha. Aynen. Ben oradan mı geldim? Yok ya, ben tepeden gelmedim mi? Yok abi. Şu ileriden gideyim. Şuradan mı geldim ben? Yok. Aşağıdan geldim. Devam edelim. Hemen hızlıca. Şöyle. Hop. Hadi. Yahu lan. Devam. Devam. Lay 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 lay. Depoymuş. Oo, sulara gel, sulara gel kardeşim, sulara gel. Hepsini de aynı anda içerim ben. Var ya, acayip susadım bak. Acayip susadım. Hoppa. Aldım. Başka var mı arkadaşlar? Bu çok mutlu etti ya. Bu bayağı var ya, şu an yüzümü güldür ya. Bu çok güzel oldu. Bu efsane oldu. Bu acayip keyif oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman bunun yok. Şuraları şöyle bir hoppa yaptık. Şimdi bu, bunu şey yapacağız. Dersinde besin öbeği çok güzel. Bunun bir şey çıktı sanki. Bu mu? Abi ha, satış makinesiymiş. Kahve makinesi falan da aldıydık. Bunları ileride evimize yaparız. Şimdi hop. Şurada bir şey var. Tekli duvar rafıymış. Bundan yapalım. PDA var. Güzel yangın söndürücü var. Buna gerek yok. Boşuna yer kaplamasın. Şurada bir şey olabilir. Orayı incelemem lazım. Hop hadi. Kalkın kardeşim. Tamam, çık. PDA'yı aldım. Bugünün menüsüymüş. Bakalım ne varmış günün menüsünde. Uzay ayısı sosuymuş. 21. yüzyılda yıldızlar arası boşluğa girdikleri andan itibaren mikroskobik su ayıları ya da uzay ayıları başka hiçbir canlının yaşayamadığı yerlere uyum sağlayacak şekilde gelişmişlerdir. Yumuşak ve protein açısından zengin bir çorba şeklinde yoğunlaştırılmış, uzun süreli uzay yolculuklarında yolculara taze besin kaynağı olmuşlardır. Tamam. Ana yemekte krevi, turtası ya da besin öbeği, yani bizde olan tatlı kurutulmuş meyveler ve fındıklar. Ne yazık ki bu ne peki, bu bizde yok. Ne yazık ki 3. kargo bölmesinde itme silahının bir batarya cihazı ile beraber yanlış kullanımı sonucu oluşan bir kaza nedeniyle tüm tatlılar uzay boşluğuna savruldu. Önümüzdeki 39 hafta boyunca meyve ve fındık tek tatlı çeşidi olacaktır. Güzel, peki tamam, şimdi su ihtiyacımızı şöyle yapayım. Yiyecek de kullanalım. Tamam, şu an için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an gayet güzel. Ben nereden geçtim? Şuradan doğru gidelim o zaman. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, yeri kaybetmeyelim. Biz buraya gelmedik mi? Biz buraya geldik, sular aldık. Buraya girdik. Kantin. Aynen, kantin. Kantine geldik. Burayı hallettik. Aynen öyle. Şimdi buraya mı? Yok ya, bura nere? Lan bir dakika. Tabii ya, biz buradan geldik. Aynen. Hatta şurada bir tedarik sandığı olması lazım. Aynen, buradan geldik. Depoya baktık, kantine baktık. Şimdi düz gidiyoruz. Şuraya da mı onaracağız ya? Bunlar niye kapalı? Sol mu sağ mı? İlk önce sağdan gidiyoruz her zaman gibi. Burada sağdan gideceğiz. Tedarik sandığı var. Bayağı yalnız. Su verdi, çok güzel. Bayağı yalnız karışık arkadaşım. Bir oldu, daha bir var. %1 var. Niye yapmıyorsun? İyi yapma. %1'lik hangisi? Şu. Seni ben şuraya bir yere atayım. Tamam. Ya bir dakika, niye karıştı? Şunları şöyle yapayım. Tamam. Sen boşsun, sen dur. Hı.
Sene kardeşim. Hop geçtim. Tek kişilik yatak. Güzel. Hoppa yaptık. Başka bir şey yok mu? PDA Altera yardımları kitapçıymış. Depoyu aç. Aç depoyu. Bu ne? Valizmiş. Valizin içine koyup alabilir miyiz ki? Pil varmış. Bir dakika ona bakacağım. Ona bakacağım. Dur kardeşim. Burası ne? Aa valiz var. Şunu da alsam. Mesela şimdi arkadaşlar. Valiz. Şimdi ben bunu bıraksam. Buraya bıraktı. Kardeşim bir dakika dur. Şuraya bırakayım. Bunun depoyu aç. Güzel lan bu. Bu bayağı iyi. Şimdi valizi... Valiz güzel. Şu an mesela içine pil koyarım. Güçlü pil mi? Bu nereden çıktı? İyi neyse güçlü pil koyarım. Yangın söndürücüyü koyarım. Onu kullanıyor zaten. Besin öbeği koydum. Tamam. Şimdi mesela anlamıyor mu? O zaman pek mantığı yok bunu almanın. Yani hani içini doldurup valizi yanımıza alacağız zannetmiştim ama yanılmışım. Tamam devam. Hoppa yanma 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 Allah be. Manya manyak adamsın ya. Şuradan geçemiyorsun kardeşim. Böyle şuraya vuruyoruz vuruyoruz geri sekiyoruz sonra yanıyoruz arkadaş. Saçmasın saçmasın saçmasın. Sağdan girdik. 7. kabine baktık. Dark Sandal'ını açtık. Şimdi 4. kabindeyiz. Hop oturak. Gemiler ne kadar büyük ya. Bu ne böyle? Bu kim ki? Oy 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 oy. Şimdi bir PDA daha ilişki sözleşmesi yasal kaydı derken. Neymiş? Dinle, senden bir şey isteme hakkım olmadığını biliyorum. Ama anlaşmamızı değiştirmek istediğimi anlaman gerekiyor. Ne dediğini duydum ve buna saygı duyuyorum. Ne tür bir değişiklik istiyorsun? Görüşme zamanlarımızı azaltmak istiyorum. Daha ne kadar azaltabiliriz? Sıfıra kadar. Sıfıra kadar mı? Beni terk mi ediyorsun? İlişki koşullarımızı değiştiriyorum. Birbirimizi göremedikten sonra bu nasıl bir ilişki olur? Bir tür ilişki işte. Senin çok fazla beklentin var. Şu aptal herif ve onun aptal robot giysisi ile daha fazla zaman geçirmek istediğini seziyorum. Aptal robot giysisi de Suban mıydı neydi? O sanırım arkadaşlar. Ne bir sezgi. Bu bir sezgi değil. Beni yargılıyorsun. Ayrıca söylediğinde düşmanlık seziyorum. Belki de senin bu kıskançlığın çalışma şeklini gözden geçirmen gerektiğinin bir işaretidir. Neden benim için yalnızca mutlu olamıyorsun? Senin için mutluyum. Ayrıca Suban bölmesindeki tüm herifler için de mutluyum. Yalnızca kendim için mutlu değilim. İşte bu yüzden anlaşmamızı değiştirmek istiyorum demiş. Yani ilginç bir sözleşme. Evet tamam derken şurada bir tane daha bunu aldıydık sanırım. Aynısına bir benzerini aldıydık. Aynısını aldıydık. 7. kabine baktık. 4. kabine baktık. Nereden geldik? Ay eyvah kafa karıştı. Buradan geldik. Sağa döndük. 7'ye girdik. 4'e girdik. 6. kabine gireceğiz. Ve 5. 6 5 kaldı. Dur. Ya, dur abi. Su alırım. Sağlık alırım. Başka bir şey yok. Bunlar ne böyle? Pil alırım. Başka bir şey yok. O tarz afişler falan gibi. Ne yapayım? Niye takılıyorsun ya? Pıt 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 diye takılıyor. Şimdi şunu şöyle yaptık. Hoppa. Hoppa. Aa bir dakika. Biz burayı kesebilir miyiz? 5. kabin yok şu anda. Tamam. Tamam. Şimdi dönelim arkadaşlar. Buradan geldik. Şu masal yerden sağa döndük. Şimdi sola dönüyoruz. Şimdi buraları inceleyelim. 1. kabin. 3. kabin. 1. kabinin nasıl? Oo. Notlarda 1454 o şeyin de kargonun da bir deneyim mi ta?
Kötü oluyor ya. 18.06 desek. Yok ya da. Bu iyi olmadı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi buraya giremeyeceğiz. Üçüncü kombinden devam edelim o zaman. Abi bir dakika, ben yanlış yerim geldim. Üçüncü kombin ben. Şu fotoğraftan sanki ben buraya geldim gibi. Ama gerçi aynı yerde olabilir. Aynı fotoğraf. Kaptan odası. Burada da hep şifreler var ya. İkinci kabin falan filan. Neyse arkadaşlar, buralara şu anda giremiyoruz. O zaman devam edelim. Masal yerin karşısından devam ediyorum. Vay anam babam vay. Vay ki ne vay. Buralardan aşağı ineceğiz. Buraları onaracağız. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar buralardan da biz ne alıyorduk ya? Modül müydü? Modüllü aynen. Cyclops. O motor verimlilik modülü. Güzel. İlk önce Cyclops'u yapabilirdik. Çok iyi olacaktı. Dedik. Şimdi pardon. Şuraya şey alayım. Nerede? Onarım. Tamam. Şuradan başlayalım onarmaya. 10 tane daha gedik varmış. Bunu da yapıyorum. Kaldı 9. Hızlıca yapalım hemen. 9. Şuraya etrafına indirelim. Hoppa. Bunu da yapıyorum. Kaldı 8. Bunu da yapıyorum. Kaldı 7. Allah Allah! Allah! Lan! Git! İşek sıpasına bak ya! Aynen son bir. Ne de Allah belanı! Uff kardeşim ya! Vallahi bak heyecanlandırıyorsunuz ya! Şurada bir iş yapıyorum. Bir kere de gelmiyor beni şöyle ya! Ne yapıyorum ben? Kafa gitti iyice. Hemen çabuk şuna yapayım, şuna bir çıkayım ya. Hadi! Hoppa! Ne oluyor şimdi acaba? Şuna çıkalım mı? Olur mu? Olmaz. Abicim çık şuradan. Çık şuradan. Hah. Evet. Ne oldu? Kardeşim. Arkadaşlar bakın. Güzel öneri diye biz bir şey almışız. Not gibi. Burada diyor ki en aşağıda şimdi fark ettim. Bir numaralı odaya gel şifresi 1869 diyor. Güzel. Gezerken şimdi bir bakayım dedim ya. Hani gözümüze çarpan. Gözümüzden kaçan bir şey mi oldu ki diye. Hakikaten de gözümüzden kaçmış. Burası. 1869. Böylelikle bir tek Kaptan Odası'nınkini açamamış olduk. Belki de onunki yeri de buradan çıkacaktır. Oyuncakmış. Gerek yok. Boşa yer doldurmaya valize gerek yok. Şunu... Yahu kardeşim. Alma diyoruz, alıyorsun. Sen bir git. Sen gel. Mantıklı şeyler gelsin. Şu neymiş? Duvar rafları, inceleri. Duvarımıza raf da lazım. Küpe gerek yok. Burada bir tane PDA var, ona bakacağım. Çift kişilik yatak aldık. Güvenilir özellik ilişkiler diye. Bakalım. Hatta bütün güzel şeyler mallardır. Biz sevgiyi hisse senedi alıp satar gibi pazarladık. Geliştirmelere eriş diyor. Şimdi buraya bir J-Simot derinlik modülü. Mesela bunu böyle mi ekeceğiz? Aynı. Artık 300 metre. Çok güzel arkadaşlar, 300 metrede ezilme olacak. Şimdi bu küçük bir dolap diyor. Bunu buraya ekiyoruz. Aynen. Bir dolap. Bu tarafında var mı? Depoyu aç. İşte bu güzel. Güzel oldu. Tamam. Simot'umuzu da biraz geliştirdik. Ufak da olsa. Pillerimiz hemen %100 olan var mı? Bakma şuradan gözüküyor aslında. %90. 97'yi 100 olsun. Onu da bunu koyayım. Ondan sonra tamam arkadaşlar. Arkadaşlar umarım keyif alıyorsunuzdur videolarımızdan. Beğenirseniz seviniriz.
Abone olup gönder bildirimlerini açarsanız çok mutlu oluruz. Çok memnun kalırız. %100 oldu. Hangisiydi %100 olan? Şunu aldım. Yeni %67'liği koydum. O %100'ü de diğer tarafa gönderdim ve böylelikle bu bölümde yapmamız gereken her şeyi yaptık. İleti varmış. İletiyi dinleyelim. Veya bir sonraki bölümde dinleyelim. Şimdi dinleriz, bir sonraki bölüme kadar unutulur. Arkadaşlar, o zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.